Star Trek yine geldik. dördüncü sezon 16. bölüm Galaksi'nin çocuğu. <laughs> Galaksi'nin çocuğu diye deyince Galaksi'nin evladı. Galaksi'nin evladı. Vatanın çocuğu be. Galaksilerin evladı. Bu, bu Galaksi için neyse. Aslında bu ilginç bir bölüm. Ee, bizim zamanında konuştuğumuz barklı karakteri vardı. Hatırlarsın sen özellikle istemiştin o bölümü. Ben ilk başta böyle ya ne konuşacağız falan derken altından bayağı Aha. maden çıkmıştı. Tabii. konuştuğumuza e, konuştuğumuzda çok mutlu olmuştum sonra. Barkley'i hatırlamayanlar için kendisine simülasyonda bütün e, gemideki ana ekibi yaratıp onların üzerine böyle baskı kuran işte kendi özgüveni yok. Övüyor mövüyor. Kadınları kendine aşık ediyor falan. Aynen. Orada tuhaf fanteziler yaşıyor. Aynen. Böyle... Lid bunları keşfediyor falan. İlginç bir, ilginç bir bölümdü. Orada da biraz şey konuşmuştuk. Virtual Reality Metaverse ve etik, ahlak, namus falan gibi konulara girmiştik. <laughs> Geleceğin konularını 80'lerin dizisi üzerinden incelemeye devam ediyoruz. Bu arada Netflix'te Don't Look Up var izlemenizi. <laughs> ya da Metaverse'te lütfen yılbaşı kutlayın. O da ne komikti evet. ya. <laughs> ya var ya bilim kurgu seven bilen insanlar olarak dünyada yaşamaya devam etmek çok zor ha. Yani şey çok zor abi. işte Metaverse çıktı arkadaşlar falan herif 40 sene önce dizisini Holo çekmiş başkası falan. <laughs> ya böyle üf yani hakikaten İlginç ilginç bir flex ama birazcık bilim kurguculukla övünmek güzel ya. Yani biz bunları okuduk kardeşim. Millet şimdi şey yapıyor böyle TED konuşmalarından anlatıyor. Şöyle olacak, böyle olacak falan diye böyle. Senin anlattığın herif dizisini çekmiş yani. Hani kitap harcamış bir kardeş. bölümde harcamış, kapatmış, geçmiş bile onu yani böyle. <laughs> He bir de bir bölüm ha bir bölüm ama bu sezon çok ilginç. Ondan için dördüncü sezon herhalde en çok follow up olan sezon. Geçmiş konuları Tabii. devamlı follow up'lamışlar, takip etmişler, devam ettirmişler. Bu bölüm uzayda Sezeryan ve Holodeck'te namus konusunu konuşacağız. İki bölüm <laughs> sonra da Barkley de geri geliyor deminki mevzunun sahibi. Evet evet Barkley bu sene şey aktif ya. <laughs> Her türlü burada yani. Ve Brahms geliyor burada da. Esas e, Laforge'un motoru tamir etmeye çalışırken simülasyonunda simülasyonda çıkan mühendis. E, ben aslında konuyu şeye bağlayacaktım. Follow-up'ta işte e, bu mühendis şeyin yarattığı. Şimdi Barkley karakterinden bahsettim çünkü o da simülasyonda devamlı ekibi yaratıp onların üzerinde böyle işte sen de bahsettiğin gibi hüküm kurma işte özgüvenini kazanma kavga ediyordu ki onu ileride göreceğiz. Burada da e, La Laforge'un yarattığı bir karakter geliyor. Aslında onu böyle biraz daha şey gibi incelemiştik. Daha etik tarafta böyle çünkü neden gemiyi kurtaracak işte çok önemli bir sorunu çözmesi lazım. Halbuki baktığında ile çok da farklı bir şey yok yani hani o da benzer bir konuyu yapıyor ve kadını kendine aşık ediyordu falan orada yani çünkü hmm. detaylarını biliyordu. Burada da e, or orada yarattığı kadın baş mühendis e, LeBron Le cidden geliyor gelince de bu sefer çakal e, LaForge orada öğrendiği bilgileri satarak kadını yine şaşırtıyor falan. Ben böyle bütün bölüm şey oldum. Lan bunun Barkley'den çok fark yok abi lan. sen mühendis adamsın ne yapıyorsun bir... O da nerede o da nerede abi işte. <laughs> böyle bir şey oldum Allah Allah lan ne yapıyorsun kral <laughs> falan diye. O yüzden ilginç bir bölümdü. Yine follow up'lı bir bölümdü. Ne diyorsun bu bölüme? Abi yani bölümün A senaryosu B senaryosu diye baktığımızda bir B senaryosunu aradan çıkaralım. Uzaylıya ateş ediyorlar. Uzaylının <laughs> ateş ettikleri yerden uzay çocuğu çıkıyor. Uzay çocuğu Enterprise annesi zannedip Enterprise'ın sırtına yapışıp memesini emizleyerek Enterprise'ın enerjisini emiyor. Ay. <laughs> yani e, Yani ana senaryomuz çok ilginç yani aslında bu ana senaryo işte. Bu evet. ana senaryonun gölgesinde de hazır Doktor Leia ve Enterprise tarzı gemilerin e, motorlarını tasarlayan baş mühendis bu arada. Hani galaksinin en önemli isimlerinden bir tanesi hiç öyle boş birisi evet. değil bu arada e, gemide ziyaretçiyken bir bakıyor işte Jordi kendisinin aklına gelmeyen ya da kendisinin pek yakında güncelleme olarak geçeceği ama kimseler açıklamadı bazı fikirleri çoktan gemide uygulamış. Ya orada bir aralarında şey durum var. M makine mühendisi okudum ya ben. Bizde evet. hep şeydir. Gidersin fabrikaya. Ya siz bunun okulunu okuyorsunuz ama sahaya inmek <laughs> gibi değildir falan diye böyle hep ustabaşılar hep bizi tatava yapardı. Biraz Jordi ile aralarındaki durumu hani Lea Brahms %100 akademisyen böyle havada tasarlıyor bütün gemileri. Jordi de kardeşim biz sahada işletiyoruz bunları. Her gün uzaylı <laughs> saldırıyor. Her gün driftlere giriyoruz. Zaman yarıldı zaman. Zamanın içine girdik biz. Benzer mi sizin kağıtlarınıza falan diye böyle biz biliyoruz birazcık olmuş, şey abi. çekiyor. Yani. <laughs> ha, ayar çekiyor biraz falan. Aslında o ikisinin arasındaki şey dinamiği bence tek başına güzel. Sahadaki mühendisle ofisteki mühendis arasındaki fark ciddi bir farktır yani aslında. Ona deyin Benim hoşuma gitti o güzel. Ama onu daha çok işlemek yerine bir tık yine TV dizisi ya TV böyle. dizisi olduğunu niye vurguluyorum? Yani çünkü işte şey dönemi ee, yani insanlar bu videoyu belki çıktığı hafta izliyor bir kısmı ama bir kısmı da çok geç izleyecek ya streaming televizyon değil 80'ler belli bir kuşağı tutması lazım o dizinin ratingleri düşerse evet. haliyle işte çakılır diye ara ara böyle bir bence bir Next Generation dizisinin fazla dozışında Romantizm illa ki işte. Jordi bakalım Lea Brahms açılabilecek mi? Lea Brahms onun aşkına karşılık verecek mi? En son bir yemeğe oturuyorlar falan. Orada böyle Lea Brahms diyor ki ya ben evliyim falan diyor. Haydi evliymiş orada <laughs> böyle üzülüyor falan. Bunları da izliyoruz. Yani bir noktada Sweet 90 Sweet 80 yani. Hani onu unutmamak lazım. Tabii. Hani gönül isterdeki daha böyle mühendislik taraflarına odaklanılsın. Ha, asıl ondan sonra büyük bomba düşüyor bölümün sonlarına doğru. Lea Browns bir giriyor holodaki Jordi'nin daha önce üzerinde çalıştığına. Jordi de internet geçmişini silecek kadar akıllı bir adam değilmiş. Onu da söylemek lazım. <laughs> evet bu arada. Yani şey gibi olmuş hani. Diyelim ki benim evime bir ünlü konuk geliyor. Şimdi atıyorum. Saldırıyorum. Işte. Shakira evime misafir geliyor. Tamam mı? Saldırıyorum. Şakira. Işte. Shakira benim internet geçmişime bakması diye ben internet geçmişimi silerim yani. <laughs> mı? Çünkü hani, gerçi 90'larda olurdu bu. Şimdi modern ünlü gelmedi aklıma. Neydi seni çok sevdiğin kız? Bacak. Obri Plaza mı? Ha, Obri Plaza diyeyim ki yani. Hollanda'da sizin eve ziyarete geliyor. Sen bir internet geçmiş. Kızı, kızı kız der Tabii ki çünkü ya sen yani. beni mi arattın yine? Falan da abi, bir huzursuzluk olur yani. Bütün Reddit geçmişimi silerim. Ha, yani işte sevgili Jordi bunu yapamamış yani. Nasıl bir ahlak, nasıl bir etik varsa kimse kimsenin arama geçmişine bakmıyor demek ki Star Trek şeyde, federasyonda. Kız da diyor ki aç bakayım ya Jordi'nin programını falan bir açıyor. Aa içeride kendisi var kendisi bir de böyle hülyalı hülyalı. Haydi Jordi yaparsın Jordi uy. evet falan ya. diyor. Çok tatsız bir ee, o abi. <laughs> gemiye dokunduğunda bana dokunuyorsun falan filan gibi kıllı cümleler var orada. Of. Yani <laughs> Jordi ucuz kurtardı bence. Ha, bence bir dava vardı orada hukuksal bir süreç var bilmiyorum. Bit bir, de üste çıktı. Bir de üste çıkıyor orada böyle yani. Aa. Ya işte bizde evet. biz de böyle kardeş biz sağdayız anlamıyorsun bizi terliyoruz biz burada falan gibi böyle salak. Biz burada 31'imizi de çekeceğiz her <laughs> biz <de> falan gibi <laughs> böyle bir kendisini. Kadın da affetti valla bence şey yani sanki aynı diziyi bu bölüm bu sezon bu yıllarda yazsalar sonucu böyle bitmezmiş gibi geliyor Bitmez. bana ama öte yandan işte sonuçta bilim kurgu bir konudan bahsediyoruz ya yani şeyin de eti ne ne bileyim işte birisinin holodeck versiyonuyla <laughs> işte ne bileyim cima etmiyor bir şey yapmıyor yani aslında bir tuhaf hani anladın mı yani şey bir konu Ya hakikaten hukuki bir konu gibi geliyor bana yani bunu bunu birilerinin konuşması lazım çünkü biliyorsun şimdi geçenlerde bizim ismini vermek istemediğimiz bir arkadaşımız var bir setini aldığından beri ilginç ilginç tüketmeye başladı adam kilo verdi kendine geldi rahatladı filan adını acaba? vermiyorum adını vermeyelim <laughs> ee, o arkadaş ben mesela o kadar takip etmiyordum. Hentayıcı olduğum için o arkadaş mesela gerçek insanların gerçek modellemelerinin yapıldığı piyasaları bulmuş. Hmm. Bir önceki şeyde de konuşmuştuk. Yani ben de duyuyordum onları ama pek peşine düşmemiştim. Bayağı baya gerçek sanatçıların VR'da modellenmiş halleri var şimdi. Evet. Şeyde satılıyor. İnternete girdiğinde şu an satılıyor. Yani bir holodeck mi değil ama Aubrey Plaza'nın sana misafirliğe gelip bir yerde kendini keşfetmesi gibi bir durum birazcık yani. Oyunculuk evet. üzerine konular konuşacağız falan mesela. İşte evet şimdi... Yani ya <laughs> <Yeah. gülüyor> tuhaf bir konu. Yani şey açısından tuhaf bir konu. Yani aslında baktığın zaman e, bence Jordi'nin buradaki en büyük suçu sayılabilecek şey bir kişisel datalarına girip kişisel datalarından kadını tekrar kurmak. Çünkü kişisel verinin <laughs> korunumu kanunu Facebook'la falan son derece Evet. Sonra 10 sene de hayatımıza girmiş bir şey ya. Doğru muhtemelen o dönem güzel. şey yok. Ha işte o dönem işte yazarların aklına gelmediği için kadının kişisel verilerine girip kadını tekrar restructure ediyor aslında. Yani o bence çok daha rahatsız edici bir taraf. Ee, bir de restructure etmişken aşk yaşıyorlar. Ama aşk yaşıyordu da hatırlıyorum o bölümde öpüşüyorlar mı diye öpüşmüyorlar değil mi? Hologramda öpüşüyor muydu Jordi? Yani böyle yakınlaşıyorlardı gibi kalmış aklımda. Ya. Bir yani romantizm oluyordu işte, böyle gereksiz. Öpüşüyorlar mı hatırlayamadım ben de. Yani kadının orada verdiği her her tepki çok haklı. Çünkü tümüyle kendi onayının dışında olan bir durum. İşte senin dediğin gibi şeyden çok farklı değil. Barkley'den çok farklı değil. O yüzden bu bölüm sanki Jordi'nin daha da özür dilemesi falan gerekirken bir tık daha böyle kardeşim biz sahadayız <laughs> filan deyip konudan sırttırmış gibi oldu. Öte yandan işte şey çok ilginç. Her hafta görüyoruz şimdi Twitter'da e, teknoloji danışmanlığı yapıyoruz. Kisves altında takılan dolandırıcılar oh. Second Life'dan daha kötü grafiklerle PS1 grafikleriyle hesapla şey, metaverse mi? yapmışlar. #yapayzeka #ai hashtag #future falan. <laughs> Ted konuşmamda size metaverse anlatacağım. Mesela bunu üniversitemizdeki gençler yaptı. Ne yapmış? Unity'den 4 kişi almış. Multiplayer böyle birbirine el sallıyorsun oyun için emoji koymuş. <laughs> metaverse diye anlatıyorlar birbirlerine falan. Yani çok salak bir dünyanın içerisine, içerisine geldik. Öte yandan işte şey de hep bir konudur ya. Bunu önceki bölümlerimizde hep konuşmuş muydum? Hatırlamıyorum ama eee Second Life'da zaten yıllardır olan ama işin kötüsü World of, World of Warcraft'ta falan olan dijital seks, dijital fahişelik falan diyebileceğim yani şey gibi böyle Second Life'da diyorum ya ben BDSM hmm. kulübü işlettim mesela hani kimsenin vesikası yoktu bir vergi vermedik yani hiçbir yere <laughs> e ondan sonra şimdi sonra da işte şey konusu oldu çok onu çok konuştuk. Yani MMO'larda işte çocuk görünümlü dijital avatarlar çok var. Mesela benim çok altını çizdiğim hep vurguladığım bir konudur. Çocuk görünümlü dijital avatar çok rahatsız edici bir şey. Çünkü yani aha ne canım benim ne tatlısın gibi yapanlar da oluyor. Tabii de bir yandan da işte ne bileyim dağda özel chat odasına kaçanlar da oluyor. Tatsız evet. ee, birisinin yani iki tane şey var burada. Dijital avatarla yaşadığın ilişki nedir? Birisine benzeyen dijital avatar yapmak nedir? Çünkü Black Desert Online'da da mesela ünlülerin yüzlerini yapmak ve ünlülerin yüzlerini paylaşmak çok popü bir şey. Black Desert Online'ın yüz yapma şeyi çok detaylı. Hı hı. Ee, Türkiye sunucusuna giriyorsun. Full şey var. Bütün sabah sunucuları ATV kanalda da böyle kadın programı sunan herkes <laughs> <Oha>. var. Ha. <laughs> Oha. Müge Anlı falan filan var yani. Müge Anlı'nın fighter versiyonunu yapıp Müge Anlı ile goblin kesiyorsun ama bir yandan da Black Desert Online'da topuklu akıllı ve yapmışım. Jartiyer'le köylü kesiyorsun bu arada. Yani <laughs> seksi de bir oyun Black Desert. Yani benim bu kadar övdüğüm bir emam olmasından belli zaten. Karışık bir durum. Yani bana sorarsan benim kişisel fikrimde bu işte şey bayağı suçlu. Ee, Jordi bayağı suçlu. Biraz ahlak dışı bence yaptığı şey. Onu da biraz böyle naif bir yere çekmeye çalışıyor işte. Ben sana arkadaşlığımı sundum. Senin bana verdiğin tepkiye bak. yani Ya şimdi... ...yakaladığı nokta da... kadın üzerinde biraz şey baskısı kuruyor... ...yani şimdi kadın evet hani... ...ben çok iletişime geçemeyen biriyim... ...çok kendimi açık etmem... ...mühendisim... ...masamın başında oturuyorum... ...işime bakıyorum... ...zaten evliyim hani normal... ...Jordi bunu vuruyor... ...yani bak ben seni işte açtım... ...sen bak burada daha mutlu oldun... ...bak işte geldin üzerinde... ...giyik giyik konuşuyoruz falan... ...ama sonra... ...zaten o da belki biraz hata yaptığını anlayıp... ...hani ya evet ya aslında... Evet, iyi, ...iyi arkadaş olmak istiyordum ben seninle... ...çekmeye çalışıyor... Biraz yer sendurumu var orada ama çünkü öncesinde ulan yani bana dokunduğun gibi dokun falan dedirtiyorsun orada kadına. şimdi o, o, hmm. o tek arkadaşça değil. Ama benim burada takıldığım bir şey daha oldu. Şimdi mesela e, tabi bu dönem sosyal medya var o dönem yoktu. ya O dönem mesela biriyle tanışacaksın kadın erkek karşı cins fark etmez herhangi birisi. Nasıl data toplayacaksın hani şimdi bakıyorsun mesela Instagram'a giriyorsun. Aa çiçek seviyor ha arabası var Kadıköy'de oturuyor falan bunları çıkarabiliyorsun az çok ve Mesela ilk buluşmaya gideceksin tanıştın bir şekilde. Onu mutlu edecek bir iki bir şey yakalayıp e, diyaloğu kurabilirsin. O zaman öyle bir şey yok. Şimdi o bakış açısından da biraz bakılmış gibi geldi bana. Öyle bakınca o dönem izleyen insanlar için de çok acayip. Ulan şimdi biriyle tanışacağız. iş yerinde değilse, okulda değilse, sokakta böyle çarpışmadıysan falan nasıl tanışacaksın, nerede tanışacaksın diyem yok. Bir şey yok. Telefon, random telefon mu edeceksin yani? Gerçekten zor. Ya da işte Türkiye usulü, görücü usulü falan olacak. <laughs> Bak bizim Hilmi Tabii. abinin oğlu kızı falan diye getirecekler. Yani o bakış e işte, açısıyla bana yazılmış gibi geldi biraz. Hani ulan bu gelecekte olsa biz bunu hani bu etik mi değil mi de tartışmalıyız ama bunu da nasıl yapacağımızı bir konuşalıma getirmişler gibi. Bana zaten bölümün açıkçası biraz daha rahatsız edecek kısmı şey gibi geldi onu da söyleyeyim. Yani mesela işte Jordan'in Holodeck'te birilerinin kopyalarını yaratıp onlara bir şeyler yaptırması Bilmiyorum gerçekten şey açısından ilginç bir konu yani kulağa kötü geliyor hani hep hangimizle ilgili deseler ki ya işte o de ben seni yaptım sonra ondan sonra filan deseler o ne oluyor filan deriz. Tabii. Öte yandan bir noktada da kişisel alan ya bu kişisel alandan kastım yani mesela şairler de sevdikleri kadınlarla ilgili hayaller kurmuş şiir yazmış işte anladın mı sanatçı sevdiği kadının kafası da çıplak resmetmiş. resmini yapmış yani. Hmm. Ee, i̇nsanın kişisel fantazileri kendi alanında kaldığı sürece bence bir şey de teşkil etmemeli. Yani suçta teşkil etmemeli. Biraz kafasının içi gibi aslında. Yani e, sadece o kişinin karşılaşması buradaki asit gerginlik tarafı. Yoksa şey gibi düşün. Sen mesela bir kadından hoşlanırsın, bir adamdan hoşlanırsın, gideceksin, konuşacaksın, konuşmadan önce o, o kurarsın kafanda. E, şöyle de olsa, böyle de olsa diye. Ya yani o senin kişisel alanın. Senin bunu bir aksiyona dökmediğin noktada sıkıntı değil. Jordan'ın işte aksiyona döktüğü taraf kadınla ilgili kişisel verilerinden bilgi edinip e, onu flörtte kullanması bence bir tık daha rahatsız edici şey bu tarafta. E onu da sonradan işte biraz da grey area çözüyorlar. Bunun da bir cevabı yok abi ben. Yani bu arada yani işte ilginç tarafı 10 senedir evli bir adam olarak o kadar flört kültürüm kalmadı ki. Şeyi şey bilmiyorum mesela. 17 senedir. Sosyal, <laughs> Anladın mı? Yani sosyal medyanın kalbinde artık gençler nasıl flört ediyor? Yani hiç mesela şey kalmadı ki abi dijital flört. Yani ben ben herhalde Ceren'le olan ilişkime başladığımda dijital flört daha böyle 0-1'deydi. Yeni yeni böyle Facebook'tan Tabii. falan başlamıştı. İlkokul arada... arkadaşımı bulduk seviyesi falan da o zamanlar. Yani. Aynen. Sonra biz Ceren'de zaten beraber olduk. Ondan sonra şey devam etmedi. Ben de dijital flörtün son haliyle ilgili bir <laughs> yok. Bir ara Tinder vardı. Herkes birbirini sağa sola kaydırıyordu. Onu biliyorum. Ondan sonrası yok yani. Bugün gençler ne yapıyor? Şey e benimle, bitmiş burasıyla bakıyor. Benimle çıkar mısın? Gibi bir cümle kalmamış. Bizde vardı eskiden mesela. Benimle çıkar. Covid'den bitmiş olabilir abi. O çıkamıyorsun ya bir yere. Ondan da. <laughs> benimle kapanır mısın? bu da fena değil aslında. <laughs> benimle kapanır mısın evet. hem, de, hem de Türk aile ahlakına çok daha uygun bir. Aynen. <laughs> Tabii daha muhafazakar da algılanabilir. Safe bir alan yani. Güzel. <laughs> Ya tabii bunun etik Bula. konusu ama Bula. şeyde kez çözülecek herhalde. Ya. Aslında senin başta dediğin konu kişisel verilerin korunması. O dek bu konuda eksik kalmış. Yani bir oraya bir tik getirmesi lazım. Çünkü şey biraz muallak ya dekte. Yani tam geliyor, tahmin ediyor ama şey bilgisini de alamıyor. Mesela evli olduğu bilgisi de yok bir yandan. Hani belli ki be yani bunu şeyde görse de belki havuzda görüyor bunu evli bilgisini ama onu da almıyor. Yani bir yere kadar da Güzel korunuyor hayatı gibi. Zaten yok belki de. Evet. Belki askeri bilgileri var, özel hayatı yok diyeceğim ama yani aslında ne bileyim Filo'ya dahil birisinin de evli olup olmadığı bir satır bile olsa yazar aslında yani. İşte onu bence şeyde çözememişler. Tabii bu dönemi yine iyi görmüş bir yazarlık var ama hani bu korunmalı, korunmamalı, bu nasıl olacak? Çünkü o dataları da neye göre şimdi sadece Holodeck'e girenlerden mi topluyor? Hani Westworld gibi bir kafasın var. Orada bir gelişiyor mu o yapay zeka falan? Onlarla ilgili çok bir bilgi yok en azından şimdiye kadar. O yüzden hani bir, bir her şey muallakta kalıyor ama çok ilginç bir bölümdü ya yani herhalde bayağı uzun bir süre bunu tartışacağız yani. Orada ya holodek ve etik aslında işte bugün de de metaverse ve etik. Yani ben bu bölüm birazcık daha şeyi görmek isterdim. Lea Brahms, Jordi'nin yaptığını keşfettikten sonra konuyu kaptana taşısa anladın hmm. mı? Kaptan da Picard'dır şeyi de alsa Taksı. yanına. Taksı. Doğru. Bir Picard girse işin içine. Bir, ondan sonra şeyi alsalar yanlarına. E, Counselor Troy'u alsalar. Çağırsalar Jordi'yi kadına da yani artık orada ne denecek çünkü yani Barkley de yaptı bunu Barkley yapınca şey gibi oldular hani ilk gördüler cık, mahcup oldular biraz Barkley dediler ki ya Barkley bak böyle yapma falan filan ama bir yandan da yani işte konu şeye geliyor yani kaptan Picard da oraya giriyor kendini dedektif hayal ediyor dedektif hayal etmiş sırasında o neo noir romanlarında böyle dameler olur ya böyle şapkalı hmm. seksi kadınlar falan belki onlardan bir tanesi hoşlanacak iki dakika adamdan. Yani holodeck belli ki kişilerin kişisel fantazi alanları, dinlenme alanları, recreation alanları oraya ne kadar müdahale ediliyor, ne kadar edilmiyor? Bunun bir yasası, kanunu, etiği var mı? Yani onu şeyi görmek isterdim. Bu bu arada dizinin geri kalanında da çok explore edilmiş bir şey değil açıkçası. Yani genel Hı. olarak hep muallakta kalıyor. Ee, Star Trek ile alakalı mesela bu konuda bir dizi bölümüne ben henüz şey açısından rastlamadım. Hayır, Holodeck'te gerçek insanların kopyalarını itmiyoruz filan dedik. Ben yani. Hani... vardı galiba tamamen olmayan birini yarattığı bir hayalinde. Bir Minuet. Ha, yani aynen. Vardı? onu şey ondan, onu da şeyler yaratıyor işte robot böcekler yaratıyordu Riker aşırı düşsün hatuna filan evet. diye. E, çünkü işte danışmanlık alıyorlar eski tarihi simalardan edebi karakterler çıkmaya çalışıyor. Moriarty falan gördük biliyorsun. Evet. Yani çok, çok işin ajabedim. içinde yapay zeka var. ...işin içinde ya bu arada Star Trek ne kadar zamanın ilerisinde ya. Yani <laughs> yine bunu oraya tekrar ya. altını çizmek istiyorum ama yani bundan kaçamıyorum. Yani hakikaten Malzeme. metaverse falan diye böyle millete şimdi atıp tuttuğu dönemde herif hakikaten o 40 sene önce dizisini yazmış, çekmiş bir de şey yapmış yani. yani Star Trek'in tartıştığı konular bugün için şöyle gibi düşün. Metaverse'deki NPC'lerin kullandığı yapay zeka gerçek insanlardan yaptığı machine learning ile kendi bilincini kazanacak noktaya gelirse bizim onların fişini çekmemiz etik olur mu diye bir soruyu ben bugün Twitter'da sorsam millet muhtemelen beni ret etip derdinizi sikeyim beğenmediniz falan, der. <laughs> <laughs> falan der tamam mı? Don't look abi izlemediniz izlemedin. zaten beğenmediniz <laughs> <İşte> falan <sonunda. yani. gülüyor> Oraya gelir konu. Öte yandan 40 sene önce Star böyle şeyleri ele alıp bir bölümde harcayıp devam etmiş olması yana gerçekten bu, bunu ikinci kez söylüyorum bu bölüm farkındayım ama Yo, çok ya. hayranlık verici geliyor. Ama bu bölüm bir şeyi görmek isterdim. Birisinin işte işte ne bileyim yani bunun açıklaması ne olur şey mi olur yani Jordi'ye kaptan Picard kenara çekip oğlum ne yapmışsın evli kadını yaratmışsın olur mu öyle falan <laughs> mı diyecek veyahut da hani belki de kadına şey mi diyecekler sayın Brahms biz burada birbirimizin özel holodek kayıtlarına bakmıyoruz o neler neler var bir görsen <laughs> <çıkamazsın. gülüyor> yani bunu şey şu parayı alın siz falan diye böyle rüşvet Hayır. veriyor. <laughs> sayın Brahms kusura bakmayın ama siz de adamın özeline girmişsiniz. Burada Affedersin biz uzaydayız. Neler neler oluyor. Ben burada bu <laughs> Ben bu tayfayı tutamam dayı. 2000 tane sivil var bu gemide. Millet holodekine girecek, istediğini yapacak. Su konusu <laughs> sormuyorum, anlatmıyorlar. <laughs> Sen de her şeyi şey yapma sayın Brahms mı diyecek ya. Çünkü biraz askerlikte de öyledir. Ya da işte askerlikte diyorum da yani özel görevlerde falan şey durumu vardır yani. Her şeyi de sormazsın, her şeyi de bilmezsin yani. Ve öyle bir bazen görev onu da gerektirir. Yani Yıldız Filosu'nun bu konudaki yaklaşımı ne bilmiyorum. Mesela merak ettiğim bir konu yani çünkü Jordi ile Brahms kendi aralarında bir şekilde bence Brahms da kolay affediyor. Ama hani şey, şey bağlamının dışında çözüyorlar daha doğrusu. Asıl beni sık, eksik bulduğum o. Uzay yılı bilmem kaçta gelecekte uzay federasyonunda bunun etiği ve ahlakından bağımsız olarak kendi aralarında iki dost gibi çözüyorlar ya. Yani şey evet. gibi, Tancan bir 500 lira ver veriyorsun nerede oğlum bizim para abi <laughs> geciktirdin falan ondan sonra. Kusura bakma abi ben borcumu ödeyemedim. Ya, ya sıkıntı yok falan diyorsun sen de. Hani böyleymiş gibi çözülüyor. Yani ya Arkadaş şey, olmak dönemin... istedik sadece falan diyor. Ha, bakma. işte o dönemin ruhundan bir ders alamıyorsun anladın mı? 80'ler kafasında biraz fazla kalmış bence. Yani çünkü mesela Prime Directive falan filan konuşulan bölümlerde farklı bir zamanı farklı etiğini konuşuyoruz ya biz. Bu benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Geleceğe bakmak bir noktada o. Holodeck'in geleceğini, Holodeck'in etiğini, ahlakına o noktada çok bakmamış yazarlar. Evet. Ama her şeyi de bu insanlardan bekleyebilirsin yani olabilir <laughs> artık ne yapayım. Ama bak <laughs> şey, şey tartışılıyor mesela ara ara işte e, Troy mesela birinin zihnini göreceğiz zaman da hisleri de, de hareket etmesine göre onun ne yapacağını da ne yaptığını tespit edeceği zamanlarda sıkıntı oluyor. Bununla ilgili başka ırklarla karşılaştıklarında da hep e, kavga çıktı ya böyle. Aslında hı hı. bir tepki var. Orada etik bir tepki var ama genelde Troy kanlı canlı önlerinde olduğu için galiba ona daha çok çıkıyor. Holodeck cidden özel bir alan gibi. yani Orada düğmeye basıp açıyorsun, kapatıyorsun. Anında silebilirsin bile. Yani Kadının onu abi, bulması da biraz sürpriz gibi oluyor. Ama şey fikrini bence, sevdim. Picard'ı keşke götürseydi. ilginç olurdu Picard'ın tepkisini görmek. Abi ben sana daha komik bir şeyden bahsedeyim mi? Bence Star Train, yani artık dördüncü izlemem galiba. En ciddi eksikliğini hissettiğim yer ya doğal mesela ruhani danışman gibi bir şey ya böyle psikolojik. Evet. Bir de legal danışmana ihtiyaçları var Güverte'de abi. Var evet. Bir avukat. Gerçekten var. Doğru doğru. Yani legal çünkü şöyle sanki bu işte avukat ve kanun hep böyle pikartmış gibi oluyor. Bir dava mava konusu oldu mu hep pikart çıkıyor böyle. Ama pikart da bütün intergalaktik şeye kanuna hakim olamaz yani çünkü intergalaktik kanun eminim inanılmaz bir şeydir. Yani çünkü şey düşünüyorum da. <laughs> Hangi Federasyon kanunlarına düşüyorum. Ha aynen şimdi mesela federasyonun yarısı humanoid olsa, hakikaten oksijen soluyan, kaka yapan varlıklardan oluşsa eminim ışık atan varlık var. Mesela yavrusunu başkasına bırakan varlık e var. Burada bile var işte. Galakside doğmuş çocuk var yani şimdi. Hadi bakalım. Kim olacak onun anası babası kim? İşte <laughs> onun velayeti kimdi? Hadi, Hadi. bakalım. Işte. onu <laughs> öldürseler suç mu değil mi? Yani bunlar bir yerlerde yazılı mı değil mi? Mesela bunu giderek daha çok merak ediyorum. Çünkü şey de oluyor. Ne bileyim şimdi Betazoid bir karakter mesela. Gitti Betazoid bir karakter bir yerde birisiyle flörtleşirken o gücünü kullandı. Mesela Betazoidler ne de olsa federasyonun bir parçası güçleri son derece tespit edilmiş ve ölçülebilir evet. bir şekilde. İşte bu avantajı kullanması kullanmaması Federasyonda negatif mi pozitif mi? Siviller arasında nasıl askeriyede nasıl falan. Mesela Betazoid bir kaptan olsa ve bütün... Yani ee, şeyinin hmm. ne derler? Tayfasının zihnini okuyarak komuta veriyor olsa bu sefer acaba ahlaki olarak doğru mu falan? Yani Prime Directive yüzünden başkalarının e, gelişimini ...bulaşmamayı çok kafaya takmış federasyon sanki bunlarla alakalı da kanunları vardır. Onlar pek işlenmiyor. İşlense keyifli olur mu? Ya aşırı değil. Her bölümde hakikaten legal danışman gelip şunu imzalamanız gerekiyor. Yapsa sıkıcı olur bir yerden sonra. Ya zaten böyle de... felsefi konuşma dahilinde biraz insan duymak istiyor bunu. Çünkü bugün bugünkü bu konu sanki biraz şey Kimisi der ki ben sen beni taciz ettin. Sen benim rızam dışında benim üç boyutlu görüntümle flört etmişsin. Ben bunu odaylamamıştım. Senin kendi üç boyutlu görüntünün flörtleri hakkın, üzerinde hakkın var mı yok mu? Kendi üç boyutlu görüntünün üzerinde hakkın var bu arada. Şu an biliyorsun sinema sektöründe evet, mesela birisinin likenessını kullanmak için ondan izin ve kağıt almaları gerekiyor. Ve nasıl kullanacaklarını tümüyle tespit ediyorlar. Aynen onu vermek zorundasın. Ee, öte yandan mesela bu hikaye sonradan çok meşhur oldu. Judgment diye bir tane oyun var. Şeyin Yakuza'yı yapan hmm. kadronun PlayStation'a çıktı henüz PC'de yok. Ee, onda başrol için Japonya'da meşhur bir aktörün yüzünü kullanmışlar. Yakuza da, Yakuza'da hep gerçek kişiler vardı zaten galiba değil mi? Porno yıldızları falan da vardı. Ee, Yakuza'da porno yıldızları gerçek. Geri kalanı <laughs> gerçek değil ama onlar da çok gerçekçi modelliyorlar. Yoksa Kiryu falan gerçek bir aktör değil. Ama Yakuza'nın Judgment'ında diyorlar ki dedektiflik dizisinde bilmem kim var. Hadi alıp onu kullanalım. Ne bileyim. İşte Polat Alemdar gibi düşün yani anladın mı? Ya, böyle şey bir reismiş yani Japonya'da. Ee, adam ben girmem. Oyununuzla oynamam demiş. Evet. Abi gel oyna niye oynamıyorsun falan. PC'ye çıkmıyor şu an mesela şey Judgment. Çıkmamasının en ciddi sebebi PC'ye çıkarsa adam kendi yüz skeninin pornolarda oynatılacağından çok endişe ediyormuş. Çünkü o SFM'leri görmüş. Aa, Var tabii. ya işte. Tabii. Abi şimdi Fortnite Ariana Grande'yi koydular. Akşamın Ariana Grande <laughs> ben tilattı yani anladım ortalık hemen karıştı hemen Fortnite'tan ekstrakt etmişler. Unreal'dan anlayan arkadaşlar o şeyleri ki imajları. Kendi itibar için de önemli belki de adam için yani ne iş yani gayet de doğal bir durum bu yani. Yani ben zaten Ariana Grande'nin de beni Fortnite'a koyun da akşama pornom düştün dediğini zannetmiyorum. Belki de <gülüyor> fark <gülüyor> etmediler diyeceğim ama. Yani Judgment'daki herif işte Japon abi. Her türlü şeyi takip ediyorlar. Japon bir kere akıllı <laughs> adam yani. Abi. Japon hep orada. <laughs> adam demiş ki ben girmem. Neyse yani böyle bir hikaye var mesela şu an gerçek hayatta yaşanmış adam. Judgment'a yüzünü uzun bir süre vermemiş çünkü porno mu düşürürsünüz internette 3D modelimi alacaksınız sonra neler olacak demiş mesela. Ya bu arada ee, belki orada bu da telif alabilse. Ilginç, ilginç bir konu. Hı? Çok dert etmez belki orada da telif alabilse çünkü orası çok karanlık bir alana gidiyor yani orada. Para da kazanamaz yani zaten her şey bedava gibi bir durum var ya da orada ikincililer para kazanıyor. Belki orada telif verse verir yani ne olacak. Ya o zaten bambaşka bir konu. Blizzard mesela Overwatch'taki karakterlerin pornolarıyla ilgili çok ciddi site çökertti birkaç kere. Yani herifler giriyor bakıyor orada Tracer var bilmem kim var Diva var falan. Diva'nın underage olması bambaşka bir konu bu arada. Loves diye bütün telifleri bir veriyor siteyi çökertiyorlar mesela anladın mı? Evet, Ama işte. hangi biri tutacaksın abi? Yani bir porno sitesi kapandı hani dizi pub gibi bu. Sen yani dizi pub'u kapatırsın hep dizi lab'ı açar. Dizi lab'ı kapatırsın şeyi açar. Yani adam zaten kanun dışı sistemde çalıştığı için... O işte ilginç. Bu yani bu birazcık yani Lea Brahms'ın bu bölümünde bence biz C section'da doğan böcek işte geminin enerjisini emizliyordan ziyade biraz daha böyle kişinin görüntüsü veyahut da verileri holodeck'te ne kadar kullanılabilir, ne kadar kullanılır. Bak Barclay yaptı, Forge yaptı, daha başkaları da yapacak. Hadi bakalım bunu bir konuşalım falan gibi bir bölüm olsaydı bölüm çok daha tatlı olurdu. Biraz böyle iki arkadaş neyse kanka sen de bir Çözüyoruz daha yapma ya. eyvallah abi kusura bakma ya falan gibi böyle bir. Küçük bir mahcubiyet bir birayla çözüyorlar. <laughs> Ama hani daha derinlere gidebilirdi daha, bence. Daha ileride holodeck'e çok gireceğiz canım o belli oldu. Ben bir şeye bir ekleyeceğim. Hı. Senin o legal konusuna. Ya Biraz şey var ya burada. Özellikle Enterprise ve Federasyon üzerinde de sanki. Yani bir şey oldu mu hemen rakı sofrası gibi mahkeme sofrası kuruyorlar ya. Hemen bir mahkeme baba kuruyoruz içinin giri falan. Ama genelde diğer legal sorunları da hep lokalde çözüyor ama Picard buna pek karışmıyor. Orada çözmeye çalışıyor. Mesela bu da doğru bir yaklaşım aslında. Yani işte ilk, ilk sezonda da vardı bu. İşte daha sonra Worf'un memleketinde de vardı. Yani hep lokaldeki hatta Riker'ın çok büyük bir ikileme düştüğü bölüm vardı. Onun üzerine bir komplo kuruyorlardı hani Riker'ı suçlu göstermek için. Onu da gidip <laughs> yine oranın kanunlarıyla çözüyordu. Sanki bu da bir kural gibi orada. Yani hani tamam legal olsun ama Regal bizim işimizi çözsün olur. Şimdi regal ama olup da aşağıya da karışırsa şimdi avukatımız da geldik falan. Bu sefer de onlar da oğlum siz geldiniz bizi mahfettiniz. bir de avukat mı getiriyorsunuz falan gibi bir hale de gelebilir. Yani o dengesi biraz karışık. Tabi tabi yani işte ama ben bu, bu dizide hep bir kanun ve adalet sisteminin hatta bir ara şey vardı biliyorsun böyle böcek şeklinde bir uzaylılar gelmişti hmm. datanın bir kolonisini yok edeceklerdi. Böyle şey bir anda çıkmıştı Ben federasyon kanunu okudum şurada açık var Falan diye kaptan şey yapıyordu İşte ha, ben buraya evet. ara, ara buluculuk etmesi için bilmem kimleri çağırıyorum Falan diyordu böyle Aman o bilmem kimler 941 yıllık kış uykusuna Yatan bir ırkmış meğer şu an kış uykusundalarmış Tamam mı 942. <laughs> sene uyanacaklarmış <laughs> Herifler de Ulan biz bu kanunu aşamayız eyvah ee, O zaman şey yapalım Tamam biz gelmeyelim falan deyip kaçıyorlardı Mesela hani böyle bir açık bulup evet. Kaptan Picard çözüyordu onu Şimdi mesela burada da işte o, o ele alınabilirdi yani. Bu ne de olsa Star start direkt kanundan hukuktan bağımsız bir dizi değil. Hatta işte senin dediğin gibi sıklıkla ele alan bir yer yani. Aynen. Yani. Var mı ekleyeceğim bir şey bölümle ilgili? Yok var, abi var, ya bu doğru, teori crafting sabaha kadar yani ayrı bölüm açalım Holodeck ve etik diye konuşalım. İki tane de profesör konuk edelim. Anladın mı? Metaverse desek başına çok izlenir. Holodeck desek az izlenir. Yani bu böyle bir konu olduğu için bizi de aşan bir konu bence gerçekten ne bileyim hukukçuların falan şey demesi lazım işte. Korpus dedi kanununa göre falan diye konuşmaları gereken konular <laughs> aslında bunlar. Aslında evet böyle. bu alanda kafa yormuş bir hukukçu bulsak bir de böyle yapay zeka konusunda ama harbi böyle hani ciddi çalışmış birinden hani öyle şey değil. Ee, abi işte Second Life'da yürüyoruz sokakta AI hashtag future falan diyen birinin değil de. <laughs> Düzgün birini bulup iyi fikir aslında bunu yapabiliriz ya güzel olur. Ben, ben buna eğileceğim. O zaman bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Bir sonraki bölümümüz 17. bölüm. Onu da konuşacağız. Üst üste gelecek. Night Terrace bölümü. O bölümde görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.